Mesnevi Zeylül Hubab 3. Her kim kendisini Allah'a mal ederse bütün eşya onun lehinde olur ve kim Allah'a mal olmazsa bütün eşya onun aleyhinde olur. Allah'a mal olmak ona kul olmak, onun namıyla hareket etmek, onun rızasını esas alarak yaşamak demektir. Böyle bir insana tüm varlık alemi dost olur. Hatta Allah'ın mülkü olan bu alem bir cihetle onun olur. Allah'ı bilmeyen bir insan ise kainatta yetim ve yalnızdır, garip ve yabancıdır. Böyle bir insan hayattan lezzet alamaz. Çünkü geçmişe, geleceğe, yere göğe, kendine ve etrafa nereye baksa bir ülfet ve ünsiyet hissetmez. Üstelik her şeyi kendine düşman, her şeyi kendine düşman telakki eder. İnsanın kendisini Allah'a mal etmesi ona iman etmesiyle gerçekleşir. Allah'ın kuluyum diyebilmesidir. İnni lestü maliki ben kendime malik değilim. Malikim kainatın malikidir. Kainat kimin mülkü ise ben de onun mülkü onun mahlukuyum ve ben bana hizmet eden bütün kainatın bu hizmetlerini hayırlı sahalara yönlendirmek mecburiyetindeyim. Onlara mülkün malikinin rızası dışında işler gördürmem böyle bir insandan. Bütün eşya memnun olur, onun lehinde olurlar bu eşya. Öncelikle kendi organları, duyguları, sonra havadan, sudan, dünyaya, güneşe kadar ona yardım eden, onun ihtiyaçlarını gören bütün varlıklardır. Kendini Allah'a mal eden kişi bütün bunları hayırlı işlerinde kullanmakla onları memnun eder. Ey arkadaş bütün lezzetler imanda olduğu gibi bütün elemlerde dalalettedir. Bunun izahı ise bir şahıs kudret ezeliye tarafından adem zulümatından şu korkunç dünya sahrasına atılırken gözünü açar bakar bir lütuf beklediği zaman birdenbire düşmanlar gibi hastalıklar, elemler, belalar hücum etmeye başlarlar. Bir medet, bir yardım için müsterhimane tabiata ve anasına baktığı vakit Kasaveti kalple merhametsizlikle karşılaşır. Ecramı semaviyeden istimdat etmek üzere başını havaya kaldırır. O ecram atom bombaları gibi dehşetli ve heybetli halleriyle gözüne görünür. Hemen gözünü yumar, başını eğer düşünmeye başlar. Bakar ki hayati hacetleri bağırıp çağırmaya başlarlar. Bütün bütün tevahhuş ederek hemen kulaklarını tıkar, vicdanına iltica eder. Bakar ki vicdanı binler amal, emeller ve emanî ile dolu, gürültülerinden cinnet getirecek bir hale gelir acaba? Hiçbir cihetten, hiçbir teselli çaresini bulamayan o zavallı şahıs mebde ile meadi, sani ile haşri itikat etmezse onun o vaziyetinden cehennem daha serin olmaz mı? Evet, o biçare havf ve heybetten, acz ve raşetten vahşet ve gönül darlığından, yetimlikle meyusiyetten mürekkep bir vaziyet içinde olup, kudretine bakar, kudreti aciz ve nakız hacetlerine bakar, def edilecek bir durumda değildir. Çağırıp yardım istese yardımına gelen yok, her şeyi düşman, her şeyi garip görür. Dünyaya geldiğinde bin defa nedamet eder, dünyaya geldiğine, Bin defa nedamet eder, lanet okur. Fakat o şahsın sırat-ı müstakime girmekle kalbi ve ruhu nur-i imanla ışıklanırsa, o zulmetli evvelki vaziyeti nurani bir halete inkılap eder. Şöyle ki o şahıs hücum eden belaları, musibetleri gördüğü vakit Cenab-ı Hakk'a istinat eder, müsterih olur. Yine o şahıs ebede kadar uzanıp giden emellerini, istiadatlarını düşündüğü zaman saadet ebediyeyi tasavvur eder. O saadet ebediyenin maül hayatından bir yudum içer, kalbindeki emellerini teskin eder. Yine o şahıs başını kaldırıp semaya ve etrafa bakar, her şeyle ünsiyet peyda eder. Yine o şahıs semadaki ecrama bakar, hareketlerinden dehşet değil, ünsiyet ve emniyet peyda eder ve onların o hareketlerini ibret ve hayretle tefekkür eder. Yine o şahıs ecram-ı ulviye ile öyle bir kesbi muarefe eder ki Hangi bir cirme bakarsa baksın o cirimlerden ey arkadaş bizden tevahhuş etme hareketlerimizden korkma. Hepimiz bir halikin memurlarıyız diye me'nus ve emniyet verici sesleri kalben işitmeye başlar. Hülasa o şahıs evvelki vaziyetinde vicdanındaki o dehşetli ve vahşetli ve korkunç âlâm-ı kurtulmak için teselliler ile hissini iptal ve sarhoşlukla o halleri unutmak ister. İkinci haletinde ise ruhunda yüksek lezzetleri, saadetleri hisseder, kalbini ikaz, vicdanını tahrik edip ruhunu ihsas ettikçe o saadetler ziyadeleşir ve ona manevi cennetlerin kapıları açılır demek فَمَا aleyhi عَلَيْهِ مُسَّمَاءُ وَالْاَرْضِ Ayetin sırrına dikkat et, kulak ver, bak ne diyor? Mefhum-u ile ferman ediyor ki, ehli dalaletin ölmesiyle insan ile alakadar olan semavat var. Onların cenazeleri üstünde ağlamıyorlar. Yani onların ölmesiyle memnun oluyorlar. Ve mefhum işaresiyle ifade ediyor ki, ehli hidayetin ölmesiyle semavat var. Onların cenazeleri üstünde ağlıyorlar. Firaklarını istemiyorlar. Çünkü ehli iman ile bütün kainat alakadardır, ondan memnundur. Zira iman ile halık kainatı bildikleri için kainatın kıymetini takdir edip hürmet ve muhabbet ederler. Ehli dalalet gibi tahkir ve zımni adavet etmezler. Öyle ise Allah'a, öyle bir Allah'a hamd, melih ve senalar ederiz ki şu âlem i kebir onun icadıdır ve insan denilen şu küçük alem de onun iddiaıdır. Biri inşası, diğeri binasıdır. Biri sanatı, diğeri sıfgasıdır. Biri nakşi, diğeri zinetidir. Biri rahmeti, diğeri nimetidir. Biri kudreti, diğeri hikmetidir. Biri azameti, diğeri rububiyetidir. Biri mahluku, diğeri masnuudur. Biri mülkü, diğeri memlüküdür. Biri mescidi, diğeri abdidir. Evet, bütün bu şeyler eczasıyla beraber Allah'ın mülkü ve malı olduğu ey icaz varisike ve ile sabittir. اللهم يا قيوم الأرض والسماء إنا نشهدك وجميع جميع مصنوعاتك وجميع خلقك بأنك أنت الله أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونستغفر ونستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك ارسلته رحمة للعالمين اللهم صل وسلم عليه كما يناسب حرمته وكما يليق برحمتك وعلى اله وصحبه اجمعين